Arkadaşlar merhaba, yeni bir konu anlatım videosu ile birlikteyiz. Bugün İslam medeniyetinin doğuşu konusunu anlatacağım. Bu 9. sınıfların 5. ünitesi arkadaşlar. Üniteyi anlatmaya başlamadan önce şunu hatırlatayım, sonra hemen başlayalım. Lütfen kısa notlar alarak çalışalım. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi önce Hazreti Peygamber dönemi kronolojisini anlatayım, daha sonra ayrıntılara geçelim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 571 yılında Mekke'de doğdu arkadaşlar. 610 yılında peygamberlik geliyor. 615 yılında ilk defa Müslümanlar Habeşistan'a hicret ediyorlar. 622 yılında Müslümanların Medine'ye hicreti var ve Medine İslam Devleti kuruluyor. 624'te Bedir Savaşı var. Müslümanlarla müşrikler arasındaki ilk savaş. Daha sonra Uhud Savaşımız var 625. Daha sonra Hendek Savaşımız var 627. 628 yılında Hudeybiye Barışı var. Bu önemli. Müşrikler Müslümanların varlığını resmen tanıyorlar. Hayber'in fethi var 629. Mute Savaşı var. Bizans'ta yapılan ilk savaş. 630 yılında Mekke'nin fethi var ve müşriklerin sonu. 630 yılında Huneyn Seferi var. 630'da Taif Seferi var. 631'de Tebük Seferi var. Arabistan dışına yapılan ilk sefer. Ve Peygamber Efendimiz 632 yılında veda hacını yaptıktan sonra vefat ediyor. Şimdi ayrıntılara geçelim. Burası İslamiyet doğduğu sırada dünya. Şurası biliyorsunuz İslamiyet Arap Yarımadası'nda ortaya çıkıyor. Dönemin en güçlü devletleri Anadolu'da, Balkanlar'da ve Akdeniz'de hakimiyet kuran Doğu Roma İmparatorluğu, Asya'da İran civarında hakimiyet kuran Sasani İmparatorluğu. Peki Orta Asya'da kim var? İleride anlatacağız. Göktürkler falan var. Şimdi İslamiyet'in doğduğu dönemde Arap Yarımadası'na bakalım. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz 571 yılında Mekke'de doğdu. Mekke bir şehir devletiydi arkadaşlar. Arap Yarımadası, haritada da gösterdim, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine yakın olduğu bir noktada. Çöllerle kaplı olduğu için ekonomisi pek gelişmemiş ve pek istilaya uğramıyor. Çünkü çok bir cazibesi yok. Yani çöllerle kaplı olduğu için çok bir tarım yapılamıyor. En çok ticaret yapılıyor. Bu dönemde Arabistan ve çevresinde dönemin iki büyük gücü var. Az önce de söylemiştim. Doğu Roma İmparatorluğu ve Sasaniler. Bunların dışında kim var? Afrika'da Habeş Krallığı var. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Orta Asya'da Göktürkler ya da Köktürkler var. Bu dönemde Türkler ve Araplar ticari amaçlı işte ilişkilerde bulunuyorlar. Yani seyahatlerde karşılaşıyorlar. Bir savaş falan yok. Şimdi Arap toplumunu inceleyelim kısaca. Arap toplumunu biz ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Birincisi çölde göçebe olarak yaşayanlara biz bedevi diyoruz. Yerleşik olanlara da, yani köylerde ve şehirlerde yaşayanlara da hadari diyoruz. Bu iki terimi unutmayalım. Bedevi, göçmen diyelim. Göçebe, hadari de yerleşik. İslamiyet'ten önce Arabistan'da insanlar hürler, köleler ve mevaliler diye üç grupta inceleniyor. Zaten hürleri ve köleleri biliyorsunuz. Mevali dediğimiz de azat edilen köleler. Bu mevali kavramını ileride çok duyacaksınız. Mevalinin ilk anlamı neymiş arkadaşlar? Azat edilen köleler. Bildiğiniz gibi bir erkek çok sayıda kadınla evlenebiliyordu ve eşlerinden kolayca boşanabiliyordu. Kadınların mirastan pay alma hakları çok azdı, yok gibi. Araplar da genelde birbirleriyle savaşıyorlar. Kabile savaşları var, yalnız haram aylar var. Bu aylarda savaşmıyorlar genel olarak. Bu aylar hangileri? Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep. Biz bu aylara ne diyoruz arkadaşlar? Haram ayları. Peki bu aylarda hiçbir savaş yapılmıyor. Tabii ki yapılanlar var. İşte bu savaşlara da, yani haram aylarında yapılan savaşlara da biz ficar savaşlar diyoruz. Bu terimleri öğrenelim. Ayrıntılı yazılı sorularında çıkabilir. Başka ne söyleyebiliriz? Arabistan'da da dersin başında da söylediğim gibi siyasi bir birlik yok. Genelde şehir devletleri var, kabilecilik var. Bu kabilelerin başında bulunanlara da biz şeyh ya da seyit diyoruz. Bunlar kabile reisleri. Bu kabileler arasında sürekli devam eden kan davaları var. Arabistan'da genelde inanışa bakacak olursak putperestlik hakim. Bunun dışında tabii ki Hristiyanlık, Musevilik ve Hanifilik dini de var. Hanifilik dediğimiz Hazreti İbrahim'in dini arkadaşlar. Bunu bilelim. Hanifilik deyince Hazreti İbrahim'in dinine inananlar gelsin aklınıza. İslamiyet öncesi dönemimiz cahiliye dönemi diyoruz. Yalnız bunun sebebi Arapların okuma yazma bilmemesi değil. Arapların medeni olarak geri kalmasından dolayı, cahilliklerinden, gafletlerinden, işte özellikle kadınlara yönelik tutumlarından dolayı biz bu döneme ne diyoruz? Cahiliye dönemi diyoruz. Yani cahiliye dönemi dediğimizde aklımıza okuma yazma bilmeyen insanlar gelmesin.
medeni olarak geri kalmışlar. Arap Yarımadası'nda ekonomiye bakacak olursak tarım, hayvancılık ve ticaret var ama genelde çöllerle kaplı olduğu için tarımda çok fazla bir ilerleme olmamış. Onun için ticaret önemli. Mekke şehri de ticaret yolu üzerinde bulunduğu için zaten gelişmiş bir şehir. Ayrıca Mekke'de biliyorsunuz Kabe de var, yani dini bir merkez. O yüzden buralarda panayırlar falan kuruluyor. O yüzden Mekke şehri ticari olarak gelişmiş bir şehir diyebiliriz. Arabistan deyince aklımıza şairler gelsin. Edebiyatta ve güzel konuşmada Araplar ileridir biliyorsunuz. Bu dönemle ilgili bir kelime var arkadaşlar. Hülful Fudul, bunu bilelim. Arkadaşlar Hülful Fudul, Resulullah'ın cahiliye devrinde tasvip ettiği ve katıldığı tek cemiyet. Hülful Fudul ne yapıyor arkadaşlar? Adalet dağıtan bir cemiyet. Zulüm ve haksızlıklara karşı geliyorlar. İşte fakirleri doyuruyorlar. Hülful Fudul deyince aklımıza Peygamber Efendimiz'in cahiliye döneminde katıldığı tek grup olduğu aklınıza gelsin. Bu kelimeyi de unutmayalım. Şimdi İslamiyet'in doğuşu sırasında Asya'ya bakalım. Orta Asya'da biliyorsunuz kök Türkler hakim o dönemde ve onların dinine arkadaşlar Gök Tanrı ya da Kök Tengri dini. Burada başka kim var? Çinliler var. Çinlilerde Budizm hakim arkadaşlar. Sasaniler var İran civarında, İran topraklarında. Buradaki din ne? Zerdüştlük. Hint toplumunda da biliyorsunuz kast sistemi var. Önceki derslerde anlatmıştık. Hint toplumunu bölen, ayıran kast sistemi var. Bu kast sisteminde 4-5 tane grup var. Hiçbir grup birbirinin grubuna geçemiyor. Birbirleriyle evlenemiyor. Birbirleriyle işte iletişim kuramıyorlar. Avrupa'da, Balkanlarda ve Akdeniz'de kim var arkadaşlar? Bizans İmparatorluğu var. Bizans İmparatorluğu da biliyorsunuz Hristiyan. Yalnız bunların içinde de mezhep çatışmaları yaşanıyor. Avrupa'da feodalite sistemi hüküm sürüyor. Eşitsizlik var. Avrupa'daki din ne? Hristiyanlık. Hristiyanlıkta iki tane mezhep önemli arkadaşlar. Katolik ve Ortodoksluk. Katolik genelde Batı Avrupa'da ve Kuzey Avrupa'da. Ortodoksluk işte Rusya civarındaki bir mezhep. Avrupa'da bu dönemde skolastik düşünce hakim. Yani kilisenin egemenliği var. Feodaliteyi zaten biliyorsunuz. Küçük derebeyliklerdi. Skolastik kelimesini de bilin. Skolastik düşünce de şu. Genelde ne diyelim papazın dediği oluyor. Kimse görüşlerini, dini sorgulamıyor. Sorgulamamazlık yani hiçbir şeyi sorgulamıyorlar. Direkt kabul ediyorlar. Değişmeyen düşünce gibi bir şey skolastik. Hazreti Muhammed'in peygamberliği konusuyla devam edelim. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz 571 yılında Mekke'de doğdu. Babası Abdullah, annesi Amine'dir. Babası daha doğmadan önce vefat ediyor maalesef. Hazreti Peygamber gençlik yıllarında ticaretle uğraşan amcası Ebu Talib'in kervanıyla birlikte Suriye ile Yemen arasında gidip geliyor. 25 yaşına geldiğinde Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice ile evleniyor arkadaşlar biliyorsunuz. Hazreti Muhammed'e 610 yılında ilk vahiy geliyor ve peygamberliği böylece başlamış oluyor. Mekke'nin müşriklerin çoğu Peygamber Efendimiz'e Muhammedül Emin demesine rağmen yani onu güvenilir insan olarak görmelerine rağmen ne yapıyorlar? Çok fazla Müslüman olmuyorlar. Bunun en büyük sebebi de arkadaşlar birincisi yeni din yani İslamiyet onların hayatında çok köklü değişikliklere yol açacaktı. İkincisi de zenginlerle fakirler işte zencilerle beyazlar İslamiyet herkese eşit görüyordu. İşte bu yüzden İslamiyet'e girişler çok da hızlı olmadı. Ayrıca bu İslamiyet'e giriş olmadığı gibi Müslümanlara yönelik şiddet de zamanla arttı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz'in izniyle ne oldu? İlk hicret nereye gerçekleşti? Habeşistan'a gerçekleşti. Çünkü Müslümanlar daha fazla bu zulme dayanamıyordu ve Peygamber Efendimiz'in izniyle bir grup Müslüman Habeşistan'a hicret etti arkadaşlar. Asıl hicret bildiğiniz gibi Medine'ye olacak. 620 yılına gelindiğinde Medine'den bazı insanlar hac vazifesi için Mekke'ye geliyorlar. Ve Akabe'nin mevkiinde Peygamber Efendimiz'le görüşüyorlar ve onu Medine'ye davet ediyorlar. Ve onu koruyacaklarına ve Müslüman olacaklarına söz verdikleri için biz bunlara ne diyoruz? Akabe biatları diyoruz. Akabe biatları sonrası Müslümanlar 622 yılında ne yapacaklar? Mekke'den Medine'ye hicret edecekler. Müslümanların bir kısmı önden gidecek. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir daha sonra Medine'ye ulaşacak. Evet burası Mekke şehri. Burası da Medine şehri. Bu da hicret yolu arkadaşlar. Şimdi Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde orada iki tane grup var. Evs ve Hazreç diye iki Arap kabilesi var. Bunların yanında bir de Yahudiler var arkadaşlar. Peygamber Efendimiz bunlar ve Mekke'den gelen muhacirlerle bir araya gelip ne yapacak? Bir toplumsal sözleşme hazırlayacak.
Yani devletin nasıl yönetileceği, dışarıdan gelecek tehlikelere karşı devletin nasıl savunulacağı gibi şeyler kararlaştırılacak. İşte biz buna ne diyoruz? Toplumsal sözleşme diyoruz. Burada iki tane terim var, bunu bilelim. Muhacir, göçmen demek. Yani Mekke'den Medine'ye gelenlere biz muhacir diyoruz. Medineli yerli halka da ne diyoruz arkadaşlar? Ensar diyoruz. Bu iki kelimeyi unutmayalım. Bu toplumsal sözleşme bir anayasa niteliğinde. Hatta bazı kaynaklar bunu ilk anayasa olarak da kabul ederler. Şimdi İslamiyet'in doğduğu sırada dünyayı anlatmıştık. O dönemde hangi devletler vardı? Bunu daha iyi anlamak için tabloya şöyle bir bakalım. Biliyorsunuz 600'lerde Peygamber Efendimiz'in 4 halife dönemi. Daha sonra Emeviler dönemi var. Bakın o dönemde Göktürk Devleti var, Sasaniler var, Doğu Roma İmparatorluğu var. Daha sonra Türkler, Hazarlar dönemi var arkadaşlar. Bu tabloları iyi bilin çünkü bunlarla ilgili sorular gelebilir. Nasıl soru gelir? İşte ne diyelim 4 halife döneminde dünyada diğer hangi medeniyetler vardı? İşte birkaç tane şık verir. Sizden olmayanı ya da olanı ister. Şimdi Peygamber Efendimiz dönemindeki savaşlara gelelim. Biliyorsunuz müşrikler Müslümanları rahat bırakmayacaklar. Müslümanlar Medine'ye göçtükten sonra da onların peşini bırakmayacaklar. Müslümanlarla müşrikler arasındaki ilk savaş arkadaşlar 624 Bedir Savaşı'dır. Bedir Savaşı şöyle gerçekleşiyor. Mekkeliler Medine'ye hicret eden Müslümanların mallarını da alıp kervanla Şam'a götürüp orada satmayı düşünüyorlar. Daha sonra bunlardan elde ettikleri kazançla da Müslümanlara saldıracaklardı. Müslümanlar bunu haber alıyor ve Bedir kuyusu yakınlarında kervanın önünü kesiyorlar ve Müslümanlarla müşrikler arasındaki ilk savaş Bedir kuyusu yakınlarında olduğu için biz buna ne diyoruz? Bedir Savaşı diyoruz. Peki Bedir Savaşı'nı Müslümanlar kazanıyor. Şunu bilelim. Bir, Müslümanlarla müşrikler arasındaki ilk savaş Bedir Savaşı'dır. Bu soru gelebilir. İkincisi savaşı Müslümanlar kazanıyor ve savaş sonunda elde edilen ganimetlerin bir kısmı çoğunluğu savaşa katılanlar bir kısmı da devlete bırakılıyor. Bunun ikincisi. Üçüncüsü de arkadaşlar Müslümanlar okuma yazma öğretmesi şartıyla müşrikleri ne yapıyorlar? Serbest bırakıyorlar. Bu da ne oluyor? Peygamber Efendimizin okuma yazmaya, ilime ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Yani müşrik esirler eğer Müslüman çocuklarına, Müslümanlar okuma yazma öğretirse bunun karşılığında serbest bırakılıyorlar. İkinci savaşımız Uhud Savaşı. Müşrikler Bedir Savaşı'nın intikamını almak için Uhud Dağı eteklerinde Müslümanlara saldırıyorlar arkadaşlar. Ayrıca burada Suriye, Mısır ticaret yolu da Müslümanların eline geçtiği için müşrikler burayı da almak istiyor. Bu da ikinci bir neden. Buradaki savaşta maalesef Peygamber Efendimiz yaralanıyor ve Hazreti Hamza şehit oluyor. Bunun bir sebebi de arkadaşlar şu haritada anlatalım. Şimdi Müslümanlar burada, müşrikler burada. Peygamber Efendimiz şuraya dağın arkasına okçular yerleştiriyor ve bunlara diyor ki ne olursa olsun siz buradan çıkmayın diyor. Çünkü burası stratejik bir nokta. Yalnız savaş başlarında Müslümanlar savaşı kazanıyor ve müşrikler kaçmaya başlayınca buradaki okçular da ganimet elde etmek için ve savaşı kazandıklarını düşündükleri için ne yapıyorlar? Bunlar da yerlerinden çıkıp müşriklere karşı saldırıya geçiyorlar. Müşriklerin de böyle bir planı var. Onlar da şurada askerleri var. Bu okçuların buradan ayrıldığını görünce ne yapıyorlar? Müslümanları arkadan sarıyorlar. Böylece Müslümanlar kazandıkları bir savaşı ne yapacaklar? Kaybedecekler. Bazı kaynaklar işte Müslümanlar kaybetti diyor. Bazı kaynaklar beraber oldu diyor. Yani sonuçta kazanılan bir savaş okçuların disiplinsizliği yüzünden kaybediliyor. Evet, üçüncü savaşımız Hendek Savaşı 627. Bu Mekke'li müşriklerin Müslümanları yok etmek için uğraştıkları son savaş. Daha doğrusu Müslümanların son savunma savaşı. Arkadaşlar, müşrikler güçlü olduğu için Peygamber Efendimiz Müslümanlarla bir görüşme yapıyor ve nasıl bir savaş yapılacağını istişare ediyorlar. İstişare sonucunda Mekke'nin etrafına, daha doğrusu Medine'nin etrafına çukur kazılıyor. İşte bu yüzden biz buna ne diyoruz? Hendek Savaşı diyoruz. Selman-ı Farisi'nin bir görüşüdür bu. Ve bu heyette kabul ediliyor ve Medine'nin etrafına hendek kazılıyor. İşte bu yüzden biz bu savaşa ne diyoruz? Hendek Savaşı. Hendek Savaşı'nı Müslümanlar kazanıyor. Şurayı tekrar hatırlatalım. Bu savaş Müslümanların Mekkelilere karşı yaptığı son savunma savaşıdır. Burası önemli. Hudeybiye Barışı ile devam edelim. Bu da çokça çıkar. Arkadaşlar Müslümanlar güç kazandıktan sonra Kabe'yi tavaf etmek üzere yola çıkıyorlar. Müşrikler tabi
Müslümanları Mekke'ye sokmak istemiyorlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz amaçlarını bildirmek için Hazreti Osman'ı elçi olarak gönderiyor. Fakat Hazreti Osman Mekkeliler tarafından esir ediliyor. Bunun üzerine Müslümanlar savaş kararı alıyorlar. Durumun ciddiyetini anlayan Mekkeliler Müslümanlarla Hudeybiye Barışı'nı yapıyorlar. Şimdi Hudeybiye Barışı'nın çok önemli. Çünkü önce bunu söyleyelim, sonra maddelere geçeriz. Hudeybiye Barışı'yla Mekkeliler Müslümanların varlığını resmen tanımışlardır. Çünkü sen biriyle anlaşma yapıyorsan onun varlığını tanıyorsundur demektir. Peki bu anlaşmanın maddelerini. Birincisi, maalesef o yıl Müslümanlar Mekke'ye giremeyecek ve umre yapmayacaklar. İkincisi, Mekkeli bir kimse Hazreti Muhammed'in yanına kaçarsa velisinin isteği üzerine geri verilecek. Fakat bir Müslüman kaçarak Mekke'ye sığınırsa iade edilmeyecek. Aslında Müslümanların aleyhine gibi görünen bu madde Müslümanların lehine sonuçlanıyor. Neden? Çünkü Müslüman olan birisi geri iade edildiği için, Medine'ye alınmadığı için velisinin de yanına gitmek istemiyor ve Mekke'yi ne yapıyor? Yağmalıyor. Yani ortada kaldığı için Mekke'yi yağmalıyor. Bu da Mekkelilerin zararını oluyor. Hayber'in fethiyle devam edelim. 629. Yahudiler Şam ticaret yolunu tehdit edip Müslümanların kervanlarını yağmalıyordu arkadaşlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Şam ticaret yolunun güvenliğini sağlamak için ne yapacak? Hayber üzerine bir sefer düzenleyecek. Bakın bu Hayber'de kim var? Yahudiler var. Ve Hayber seferi sonrası Şam ticaret yolunun güvenliği sağlanacak. Ayrıca bugünden itibaren Müslüman olmayan erkeklerden cizye vergisi alınmaya başlanacak. Bu da önemli. Mute Savaşı. Mute Savaşı ile ilgili şunu söyleyelim. Mute Savaşı Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaştır arkadaşlar. Bunu bilseniz yeterli. 629 Mute Savaşı deyince aklımıza ne gelsin? Bizans'la Müslümanların yaptığı ilk savaş. Mekke'nin fethiyle devam edelim. 630. Arkadaşlar Hudeybiye anlaşması gereği taraflar birbirlerinin müttefiklerine saldırmayacaklardı. Fakat müşrikler anlaşmaya sadık kalmıyorlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Mekke üzerine yürüyor ve kısa sürede Mekke alınıyor. Genel bir af ilan ediliyor. Böylece Mekke'nin alınmasıyla birlikte arkadaşlar Mekke'deki Müslümanlara karşı düşmanlık sona eriyor. Hicaz bölgesinde İslamiyet'in yayılışı daha da hızlanacak. Huneyn seferine bakalım. Mekke'nin Müslümanlar tarafından fethi üzerine Taifler'in önderliğinde putperest kabileler birleşecek ve Müslümanlarla savaşacaklar. Savaş sonunda Müslümanlar kazanıyor arkadaşlar. Son putperest tehdit de ortadan kaldırılıyor. Müslümanlar Taif üzerine sefere çıkıyor, yalnız o yıl başarılı olamıyorlar. Taif alınamıyor. Yalnız bir yıl sonra Taifler kendileri zaten İslamiyet'i kabul edecek. Tebük seferi. Tebük seferi de arkadaşlar Arabistan dışına yapılan ilk seferdir. Bunu unutmayın yeter. Yani Tebük seferi ilk defa Arabistan dışına sefer yapılıyor ve bu bölgedeki birçok kabile Müslümanlığı kabul ediyor. Savaş şöyle oluyor aslında. Bizans'ın Arabistan üzerine büyük bir sefer düzenleyeceği haberi geliyor. Fakat bu doğru çıkmıyor. Ama Arabistan dışına sefer yapılmış oluyor yine de. Ordu çıkmasa bile Peygamber Efendimiz ordusuyla birlikte sefere çıkıyor. Veda hutbesiyle devam edelim. Peygamber Efendimiz vefatına kadar Medine'de yaşamıştır. Vefat etmeden önce Müslümanları toplayıp onlara seslenmiştir. İşte biz buna ne diyoruz? Veda hutbesi diyoruz. Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine'de vefat etmiş. Cenazesi kendi evine defnedilmiş ve burası günümüzde Mescid-i Nebevi'nin içerisindeki Ravza-i Mutahhara olarak adlandırılır. Bu kelimeleri bilelim. Mescid-i Nebevi, Ravza-i Mutahhara. Peygamber Efendimiz'den sonra 4 halife dönemi var. 632 ile 661 yıllar arasında. Önce hilafetin, halifeliğin ne olduğunu söyleyelim. İslam devletinin başkanına Peygamber Efendimiz'den sonra halife deniyor. Yani İslam devletinin lideri kimdir arkadaşlar? Halifedir. Peygamber Efendimiz kendinden sonra kimin devlet başkanı olacağını söylememiş ve bu işi Müslümanlara bırakmıştır. 632 yılında Peygamber Efendimiz'in vefatıyla birlikte yapılan görüşmeler sonucunda Hazreti Ebu Bekir halife seçilmiştir ve herkes ona biat etmiştir. Peygamber Efendimiz'in en yakın arkadaşı. O zaman ne diyelim? İlk halifemiz kim? Hazreti Ebu Bekir. Nasıl seçiliyor? Seçimle bir kurul toplanıyor. Orada Hazreti Ebu Bekir seçiliyor. Bu da
Müslümanlardaki demokrasinin ilk örneklerindendir. Şimdi dört halife kimdir? Birincisi Hazreti Ebubekir. İsimleri de bilelim. İkincisi Hazreti Ömer, üçüncüsü Hazreti Osman, dördüncüsü Hazreti Ali. Şimdi Hazreti Ebubekir dönemi 2 yıl sürüyor arkadaşlar. Önce bu dönemde karışıklıklar var, dinden çıkmalar var, işte zekat vermeyenler var. İslam'dan dönerek devleti isyan eden kabilelerle ridde savaşları yapılıyor. Evet, bunlara ne diyormuşuz biz? Ayrılıkçılarla yapılan savaşlara ridde savaşları diyoruz. Hazreti Ebubekir düzeni sağladıktan sonra Arabistan topraklar dışına da seferler düzenlemiştir. Suriye'nin fethi için Bizans'la 634 yılında Ecnedeyn Savaşı yapılıyor ve Suriye'nin kapıları Müslümanlara açılıyor. Evet, Suriye'nin fethiyle ilgili olan savaş neymiş? Ecnedeyn ya da Ecnedeyn. Bu savaş Hazreti Ebubekir dönemindedir. Hazreti Ebubekir döneminde birçok hafız maalesef şehit oluyor ve Hazreti Ebubekir Kur'an-ı Kerim'in unutulmasını, eksik ya da bozuk kalmasını önlemek için ne yapacak? Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirecek. Yani yazdıracak. Peygamber Efendimiz döneminde gelen ayetler ne yapılıyordu? Hafızlar tarafından ezberleniyordu. Birçok hafız tarafından. Yalnız zamanla bunların şehit olmasıyla bunların yazılı hale getirilmesi şart oldu. Sınavlarda çokça çıkar bu. Üniversite sınavında da çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim Hazreti Ebubekir döneminde kitap haline getirilmiştir. İşte bu yüzden Kur'an-ı Kerim günümüze kadar eksiksiz ve bozulmadan gelmiştir. Yazıya geçirildiği için. Hazreti Ebubekir ile ilgili en önemli kısım burası. Bu da Kur'an-ı Kerim'in eski nüshalarından biri arkadaşlar. Gelelim Hazreti Ömer dönemine. Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir vefat ettikten sonra biraz da Hazreti Ebubekir'in telkiniyle seçiliyor ve halife oluyor. 636 yılında Yermük Savaşı ile Suriye ve Filistin'in fethi tamamlanıyor arkadaşlar. 640 yılına geldiğimizde bütün Suriye coğrafyası alınmış oluyor. Yermük Savaşı dediğimiz Suriye'nin fethiyle ilgilidir. Kudüs kuşatılıyor. Yalnız Kudüs ne yapacak? Hazreti Ömer'e kendi teslim olacak. Anahtarı Hazreti Ömer'e teslim edecekler savaşmadan. Müslümanlarla Sasaniler arasında köprü savaşı yapılacak ve maalesef bu savaşta Sasaniler Müslümanları yenecek. Ama daha sonra 636 yılında yapılan Kadisiye, daha sonra yapılan Celula, Nihavend savaşlarıyla Sasani İmparatorluğu'na dönemin en güçlü imparatorluklarından biridir. Son verilecek ve Irak, İran toprakları böylece fethedilmiş olacak. O zaman Sasani İmparatorluğu kimin zamanında yıkıldı? Hazreti Ömer döneminde. Müslümanlar Hazreti Ömer döneminde Horasan'a kadar ilerliyorlar ve Türklerle komşu oluyorlar arkadaşlar. İlk defa Türklerle komşuluklar başlıyor. Mısır 642 yılında fethediliyor tamamen. Hazreti Ömer dediğimizde aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Fetihler gelecek bir kere. İşte Mısır, Suriye, işte Kudüs, İran, Irak fethedilmiştir. Ayrıca devlet çok büyüdüğü için bu dönemde teşkilatlanmaya da çok önem verilecek. Yani devlet bu dönemde tam olarak teşkilatlanacak. Ülke toprakları yönetim birimlerine ayrılıyor ve illere valiler atanıyor Hazreti Ömer döneminde. Beytülmal oluşturuluyor, yani hazine oluşturuluyor. İslam tarihinde ilk düzenli ordu ve ordugah şehirleri kuruluyor. Askeri ikta sisteminin temelleri atılıyor. Posta evleri inşa ediliyor. Ve Hazreti Ömer döneminde Müslümanların kullandığı hicri takvim düzenleniyor. Başlangıcı da neydi arkadaşlar? Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye hicreti kabul ediliyordu. Kimin zamanında yapılmış? Hazreti Ömer döneminde. Maalesef Hazreti Ömer 644 yılında İranlı bir köle tarafından şehit ediliyor. Hazreti Ömer dönemi önemlidir. Bununla ilgili üniversite sınavında zaten soru çıkmıştı. Yine çıkabilir. Gelelim Hazreti Osman dönemine. Hazreti Ömer'in 644 yılında şehit edilmesinden sonra Şura tarafından Hazreti Osman halife seçiliyor. Bu dönemde Horasan ve Azerbaycan ele geçiriliyor. Suriye valisi Muaviye Kayseri'ye kadar seferler düzenliyor. Bakın Anadolu'ya seferler yapılıyor. Donanma 649 yılında Kıbrıs'ı fethediyor arkadaşlar. Bu da sınavlarda çıkmıştı. Bu donanma Doğu Roma ile savaşarak Zatüs Savari denilen ilk deniz zaferini kazanıyor arkadaşlar. Hazreti Osman döneminde Tunus ele geçiriliyor. Berberler arasında İslamiyet hızla yayılıyor. Evet, Hazreti Osman'la ilgili en çok çıkan soru şu. Hazreti Osman döneminde Kur'an-ı Kerim'in nüshaları çoğaltılıyor. Yani Hazreti Ebubekir döneminde Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilmişti.
Hazreti Osman döneminde bu Kur'an-ı Kerim kitabı çoğaltılıyor. Birkaç tane, 6-7-8 tane yapılıyor ve önemli İslam merkezlerine gönderiliyor. Bu da önemlidir. Evet, İslam dünyasında ilk ayrılıklar konusuna geçelim. Hazreti Osman döneminde fetih hareketlerinin yavaşlamasıyla ekonomik sıkıntılar baş gösteriyor. Hazreti Ömer'in halka bağladığı bazı maaşlar bu dönemde kesiliyor. Ayrıca bunun dışında Hazreti Osman'ın yapmış olduğu tayinler de kabilecilik esası var. Yani Hazreti Osman daha çok kendi sülalesi olan Ümeyye oğullarını ayrıcalıklar tanımış ve onları önemli mevkilere getirmiştir. Böyle iddialar yüzünden ne oluyor? Halk bu dönemde yavaş yavaş isyana başlıyor. Kufe ve Mısır'da büyük isyanlar çıkıyor. Maalesef Hazreti Osman da evinde şehit ediliyor. Bu cinayetle birlikte Müslümanlar arasında ilk fitne hareketleri de başlamış olacak. Gelelim Hazreti Ali dönemine, yani son 4. halifemiz. İlk icraat olarak Hazreti Osman'ın katillerini bulmaya çalışıyor tabii ki arkadaşlar. Yalnız bunda çok fazla acele etmemiş, titiz davranmıştır. Çünkü yanlış bir karar verirse daha büyük belalar ortaya çıkabilirdi. Bu durum Hazreti Ayşe'yi rahatsız ediyor. Hazreti Osman'ın katillerinin bir an önce bulunmasını istiyor Hazreti Ayşe. Sahabelerin bir kısmı da Hazreti Ayşe'nin etrafında toplanıyorlar. Ve Hazreti Ayşe bir ordu oluşturuyor. Bunun üzerine Hazreti Ali, Hazreti Ayşe'nin ordusunun peşinden Kufe'ye doğru gitmiştir. Yapılan savaş Hazreti Ayşe'nin devesinin etrafında gerçekleştiği için biz buna ne diyoruz? Cemel ya da deve vakası diyoruz. Savaşı Hazreti Ali kazanmıştır arkadaşlar. Bu Müslümanlar arasındaki ilk çekişmelerden biri. İkincisi arkadaşlar Sıffın Savaşı 657. Cemel vakasından sonra Muaviye, biliyorsunuz Hazreti Osman döneminin valilerinden ve Ümeyye oğullarından, ne yapıyor? Katillerini bulunmadığı için ayaklanıyor. Yapılan savaşta Hazreti Ali Muaviye'ye üstünlük sağlıyor. Yalnız burada bir enteresan durum var. Amr bin As'ın tavsiyesiyle Muaviye bir savaş hilesine başvuruyor. Ne yapıyordu? Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını askerlerin mızraklarına takıyordu ve Allah'ın kitabı hakem olsun deyip savaşı durdurmuştu. Bu hakemlik olayı Hazreti Ali tarafından da maalesef kabul edilmek zorunda kalınıyor. Ve burada bir hile yapılıp Muaviye işte halife ilan ediliyor. Yalnız bunu Hazreti Ali kabul etmeyecek. Bu olaydan sonra Müslümanlar üçe ayrılıyor arkadaşlar. Birincisi Hazreti Ali taraftarları Şiiler, Muaviye taraftarları Sünniler, Hazreti Ali ve Muaviye tarafını tutmayan hariciler olarak Müslümanlar ne yapacak arkadaşlar? Üç gruba ayrılacaklar. İşte Müslümanların Hazreti Ali taraftarını tutmayanlarına biz ne diyoruz? Hariciler. Daha doğrusu bu hariciler iki grubu da tutmuyor. Maalesef bu haricilerin saldırısı sonrası Hazreti Ali şehit edilecek. Böylece dört halife dönemi hem sona ermiş oluyor hem de Müslümanlar arasındaki ayrılıklar daha da kesinleşecek. Emeviler dönemiyle devam edelim. 661-750. Hazreti Ali'nin şehit edilmesinden sonra oğlu Hazreti Hasan kısa bir süre halifelik yapıyor. Yalnız bu dönemde Muaviye'nin ordusu çok güçlü olduğu için insanlar yavaş yavaş Muaviye'nin etrafında toplanıyorlar. Ve Hazreti Hasan da çok fazla kan dökülmesini istemediği için 661 yılında Muaviye'nin halifeliğini kabul ediyor. Böylece Muaviye Emevi sülalesinden geldiği için Emevi hanedanlığı, daha doğrusu Emevi devleti dönemi başlamış oluyor. Arkadaşlar bu dönemde kabilecilik anlayışı daha da hızlanmıştır ve bu dönemde artık halifelik saltanata dönüşmüştür. Bu çok önemli. Muaviye oğlunu kendinden sonra veliaht tayin ediyor ve Muaviye'den sonra oğlu tahta geçtiği için bir seçim olmadığı için hilafet, halifelik neye dönüşecek arkadaşlar? Saltanata. Emeviler bu dönemde Türkistan yönünde fetihler yapacaklar. İstanbul'u kuşatacaklar. Kuşatma sırasında Eyüp el-Ensari de kuşatmaya katılıyor ve vefat ediyor. Rodos ve Sakız adaları bu dönemde alınıyor. Yezid döneminde işte Muaviye ne yapıyor? Oğlu Yezid'i veliaht tayin ettiği için Yezid döneminde artık halifelik saltanata dönüşüyor. Bu dönemde üzücü bir olay var. Maalesef Kerbela olayı. Biliyorsunuz Hazreti Hüseyin Yezid'in halifeliğini kabul etmemişti. Bunun üzerine Kerbela denilen bölgede yakınlarıyla birlikte maalesef Hazreti Hüseyin şehit ediliyor. İşte biz bu olaya ne diyoruz? Kerbela olayı diyoruz. Ve bu olaydan sonra toplumda Emevi hanedanlığına karşı kin daha da artıyor. Ve toplum, İslam dünyası kesin olarak iki gruba ayrılıyor. Şia ve Sünni olmak üzere iki gruba ayrılıyor.
Arkadaşlar Emeviler döneminde hep siyasi çalkantılar olmuştur. Yalnız bu dönemde bir halife var. Ömer bin Abdülaziz. Bu biraz farklı. Ömer bin Abdülaziz 5. halife olarak kabul edilir. Çünkü Ömer bin Abdülaziz ne yapmıştır? Bir cizye vergisini, mevalilerden cizye vergisini kaldırarak ayrımcılığa son vermiştir. Toplumun her kesimini kucaklamıştır. Şimdi şuradaki mevali terimini açıklayalım. Şimdi Emeviler kabilecilik anlayışından vazgeçmedikleri için sonradan Müslüman olan Türkler ve İranlılardan da fazladan vergi almışlar. Onlar mevali yani köle olarak kabul etmişler. Yani kendileriyle eşit görmemişler. Irkçılık yapmışlar. İşte bu yüzden mevali terimi ortaya çıkmış. Aslında mevali neydi? Dersin başında da söylemiştim. Azat edilen köleydi. Ama Emeviler döneminde Araplar dışında Müslüman olanlar için kullanılıyor mevali terimi. Ve bunlardan Araplardan daha fazla vergi alınıyor. Bu da Emevilere karşı diğer milletlerin ısınmasını ya da İslamiyet'in hızla yayılmasını engelliyor. Bu mevalilerden alınan vergiyi Ömer bin Abdülaziz kaldırıyor. Halka çok adil davranıyor. Onun için de Ömer bin Abdülaziz'e biz ne diyoruz? Beşinci halife diyoruz. Diğer dört halifeye benzediği için. Diğer önemli insan arkadaşlar Halife Abdülmelik döneminde milliyetçilik hızlanmıştır. Arapça resmi dil ilan edilmiştir. Ve ilk İslam parası bastırılmıştır. Emevilerdeki iki önemli şahıs da bu. Abdülmelik deyince Arap milliyetçiliği gelsin. Arapça resmi dil ilan ediliyor. Ve ilk İslam parası bastırılıyor. Ömer bin Abdülaziz deyince de aklınıza ne gelsin? Adalet, huzur ve 5. halife olması gelsin. Şimdi 1. Velid halifeliği döneminde Horasan valisi Kuteybe bin Müslim Mavera-Nehir bölgesinde seferde bulunuyor ve birçok Türk şehri ele geçiriliyor. Kuteybe bin Müslim. Nereler? Buhara, Semerkant, Harizm gibi önemli Türk şehirleri bu dönemde Emevilerin hakimiyetine giriyor. Fakat Emevilerin az önce de anlattığım mevali politikası nedeniyle İslamiyet Türkler arasında çok da hızlı yayılmayacak. İspanya'ya gönderilen Tarık bin Ziyad ne yapacak? İspanya'yı fethedecek. Bu isim de önemli. Tarık bin Ziyad ne yapıyor? 711 yıllarında İspanya'yı fethediyor. Müslümanların Avrupa'da ilerleyişi 732 Puvatya Savaşı ile son buluyor arkadaşlar. Yani Franklar Avrupa kıtasında Emevileri durduruyor. Pirene Dağları sınırında. Burada iki tane şey önemli. Dediğim gibi İspanya'nın fethi Tarık bin Ziyad ve Müslümanların durdurulması Puvatya Savaşı. Evet burada da Emevi sınırlarını görüyorsunuz. Bakın İspanya alınmış. İşte Afrika, Kuzey Afrika, Anadolu'nun bir kısmı alınmış. Gelelim Emevilerin yıkılış nedenine. Emevilerin ömrü çok fazla uzun olmuyor. Neden? Bu çok güzel bir klasik sınav sorusudur. Çokça çıkar. Birincisi son dönemdeki halifelerin kötü yönetimi. İkincisi hanedan üyeleri arasındaki mücadeleler. Üçüncüsü toplumdaki, burası önemli, kabilecilik anlayışı. Dördüncüsü Kerbela olayından ötürü halkın Emevilere karşı çok da sıcak bakmaması. Özellikle son madde önemli. Arap olmayan unsurların dışlandığı mevali politikası. İşte bu politikalardan memnun olmayanlar Abbasilerin etrafında toplanarak isyan ediyorlar ve Abbasiler ne yapacak? Emevileri yıkacak. Mevali'yi az önce anlatmıştım. İsterseniz burada tekrar kısaca söyleyeyim. Azat edilmiş köle anlamına gelen mevali tabiri daha sonra Müslüman olup da Arap olmayanlar için kullanılmış. Kim bunlar? Türkler, İranlılar, Berberiler, Kıptiler gibi. Emeviler döneminde bunlardan fazladan vergi alınıyor arkadaşlar. Bu mevali uygulaması da İslamiyet'in hızla yayılmasını engelliyor. Arkadaşlar bu haritada İspanya, gördüğünüz gibi Endülüs Emevi Devleti'nin bulunduğu yer. Evet Endülüs Emevi Devleti ile devam edelim. 756-1031. Bildiğiniz gibi Emevi Hanedanı'na kim son vermişti? Abbasiler. Abbasi Devleti Endülüs topraklarını merkezden gönderdiği valilerce yönetiyordu. Yalnız 756 yılında Emevi sülalesinden olan Abdurrahman bin Muaviye Kurtuba'ya geldi ve burayı ele geçirdi. Böylece Emevi Devleti burada da kurulmuş oldu. İşte burada kurulan Emevi Devleti'ne biz ne diyoruz arkadaşlar? Endülüs Emevi Devleti. Emeviler burada İspanya ve Portekiz'e hakim oldular. Yalnız daha sonra iç çalkantılar, Hristiyanların tekrar birleşmeleri nedeniyle burada Endülüs Emevi Devleti yıkıldı. Endülüs Emevi Devleti'nin İspanya'da kurulduğunu, kurucusunun Abdurrahman bin Muavi olduğunu bilin. Yeterli.
Endülüs Emevi Devleti yıkıldıktan sonra İspanya'da bağımsız emirlikler dönemi başlıyor. Sonra Murabıtlar dönemi, Muvahhidler dönemi ve Beni Ahmer Devleti dönemiyle burada Müslümanların varlığı son buluyor arkadaşlar. 1496 yılında Kastilya Kraliçesi ile Aragon Kralı evleniyor ve artık Hristiyanlar birleşiyorlar ve burada Müslümanları buradan çıkarıyorlar ve 1492'de Beni Ahmer Devleti'ni yıkıyorlar. Böylece Müslümanların buradaki varlığı son buluyor. Bu dönemde Müslümanlar zorla göçe tabi tutuluyor ve Müslümanlara Osmanlı Devleti yardım edecek. Biliyorsunuz oradaki Müslümanlar ve Yahudileri bir kısmını kurtaracak. Şimdi Endülüs medeniyeti ve Batı. Endülüs Emeviler dediğimizde medeniyet gelsin. Bu çok daha önemli. Endülüs yani İspanya Müslümanlar idaresinde çok yüksek bir medeniyet yaşamıştır. Batı akli faaliyetleri yasaklarken karanlık bir dönemdeyken Müslümanlar burada çok parlak bir dönem yaşamışlardır arkadaşlar. İşte bu Endülüslü Müslümanlar sayesinde ayrıca Haçlı seferleri sayesinde Hristiyanlar İslam medeniyetini tanıma fırsatı bulmuşlar ve Batılılar Arapça eserleri kendi dillerine tercüme ederek Batı'da aydınlanma çağını başlatmışlardır diyebiliriz. Arkadaşlar İspanya'daki Tuleytula şehrinin Hristiyanların eline geçmesinden sonra Rahip Raymond burada bir okul kuruyor ve ilk Doğu ilimleri okulunu burada kuruyor. Burada bir tercüme evi kuruyor ve Müslümanların eserlerini Latince'ye çeviriyorlar arkadaşlar. Orta Çağ'daki eski Yunan eserleri ne yapılacak? Aristo. Biliyorsunuz Müslümanlar bunları Arapçaya falan çevirmişlerdi. İşte Avrupalılar da bu eserleri kendi dillerine çevirecekler ve böylece Aristo'yu falan tanıma imkanı bulacaklar. Yani medeniyet böyle yayılır arkadaşlar. Yunan medeniyeti Araplar ne yapıyor? Arapça çeviriyorlar. Daha sonra Hristiyanlar da Arapçadan kendi dillerine çeviriyorlar. Böylece medeniyet ilerliyor. Buradaki alimlerimizden İbn Rüşd önemli arkadaşlar. Aristo üzerine yazdığı şerhlerden başka felsefe ile ilgili bir kitabı var ve bu da Avrupa'da itibar gören bir felsefe filozof olmasını sağlıyor. İbn Rüşd deyince aklımıza neresi gelsin? Tabii ki Endülüs gelsin. İbn Rüşd'ün eserleri Paris Üniversitesi'nde ve diğer okullarda uzun süre okutuluyor. Peki başka kim var? Musa bin Meymun var. İbn Bacce var. Bunlar Avrupalı ilim adamlarını etkilemiş önemli Müslümanlardır. Ayrıca tıp alanında da Müslümanlar ileri seviyede. Avrupa'daki hakim olan batıl anlayış yerine modern anlayışla tedavi ediyorlar ve Avrupalılar Endülüs'ten öğreniyorlar bu işi. Pirinç, şeker kamışı ve pamuğu yine Avrupalılar Müslümanlardan öğreniyorlar. Ayrıca İslam mimarisini taklit ediyorlar. Kendileri de böyle camilere benzeyen işte katedraller falan yapıyorlar. İspanya'daki en önemli iki eserimiz ne arkadaşlar? Kurtuba Camii ve Elhamra Sarayı. Bu iki eseri duyduğunuzda aklınıza Endülüs gelsin. Evet bu Kurtuba Camii, bu da Elhamra Sarayı. Gelelim Abbasilere. Abbas Devleti 750 ile 1258 yıllar arasında yaşadı. Abbasiler biliyorsunuz Emevilere karşı bir isyan başlatmışlardı. Ebul Abbas Kufe'de bu isyanı başarıya ulaştırıyor ve halifeliğini ilan ediyor. El Mansur zamanında Bağdat şehri kuruluyor ve devletin merkezi buraya getiriliyor arkadaşlar. Halife Mansur döneminde Araf ve Mevali arasındaki fark ortadan kaldırılıyor. Böylece devlet işlerinde İranlılar, askeri işlerde de Türkler biraz daha hakim konuma geliyorlar. Abbasiler Sasanilerden etkilenerek vezirlik kurumunu kuruyorlar. Bu önemli. Abbas devletinin en parlak dönemi Harun Reşit dönemidir. Evet burada bileceğimiz şey Ebul Abbas'ın devleti kurduğu Küfe'de daha sonra Cafer el Mansur döneminde Bağdat kuruluyor. Bağdat başkent yapılıyor. Abbasilerin yaptığı en önemli faaliyet Mevali uygulaması kaldırılıyor ve bu dönemde siyasette İranlılar etkili oluyor. Askeri işlerde de Türkler yavaş yavaş etkin oluyorlar. Ayrıca Harun Reşit dönemi Abbasilerin en parlak dönemidir. Yalnız bu dönemde devlet her tarafa hakim olamıyor. Bazı devletler Abbasilerden ayrılıyorlar arkadaşlar. Fas'ta İdrisiler, Tunus'ta Aleviler bağımsız, yarı bağımsız devletler kuruyorlar. Türklerden Tolunoğulları ve İşitliler kendi devletlerini kuruyorlar. Bunları ileride anlatacağım. Ama kısaca söyleyeyim. Tolunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir. İşitliler de Hicaz bölgesine yani Mekke ve Medine civarına hakim olan ilk Türk devletleridir. Sanki Tolunoğulları geçen sene sorulmuştu. Yani bu Tolunoğulları ve eşitlerle ilgili üniversite sınavında soru çıktı arkadaşlar.
Maviran Nehri'de Samaniler, Horasan'da Tahiriler, Halefere'ye bağlı olmakla birlikte iç işlerinde serbest, dış işlerinde işte yarı bağımsız gibi davranabiliyorlar. Abbasiler bütün bu olumsuzluklara rağmen 1258 yılına kadar yaşıyor. Bu tarihte Cengiz Han'ın torunu Hülagu Bağdat şehrini işgal ediyor ve Abbasilere son veriyor. Devlet yıkılıyor, yalnız Memlük Sultanı Baybars El-Muntasır'ı Kahire'de halife ilan ediyor. Böylece halifelik aslında Memlüklerde devam etmiş oluyor. Halifelik makamı 1517 yılında Yavuz Sultan Selim'in Memlükleri ortadan kaldırmasıyla Abbas ailesinden alınıyor ve Osmanlı'ya geçiyor arkadaşlar. Yani halifelik 1517'de Osmanlı'ya geçmiştir. Abbasilerde sosyal hayat ve devlet teşkilatı konusuyla devam edelim. Emeviler deyince aklımıza savaşçılık gelsin. Ne bileyim toprakların genişletilmesi gelsin. Ama Abbasiler döneminde çok da fazla böyle şeyler olmamış. Yalnız medeniyet ilim alanında ilerleme olmuştur. Bunu belirteyim dersin başında. Abbasiler döneminde toplum havas ve avam olarak ikiye ayrılıyor. Avam dediğimiz halk. Kim bunlar? Esnaf, sanatkar, çiftçiler, köleler. Havas dediğimiz seçkin grup, yani halifenin yakınındakiler, vezirler, emirler, kadılar, alimler. Bunların dışında bir de Müslüman olmayan bir grup var. İşte biz bunlara ne diyoruz? Zımmi. O zaman halkı biz üçe ayırabiliriz. Birincisi havas, yani seçkinler. İkincisi avam. Bugün de kullanılıyor zaten halk. Üçüncüsü de zımmiler, yani gayrimüslimler. Talas Savaşı'ndan sonra Çinlilerden esirler elde ediliyor ve bu Çinli esirler sayesinde kağıt yapımı öğreniliyor. Semerkant'ta 756 yılında kağıt imalathanesi kuruluyor. Daha sonra bu kağıt özellikle Haçlı Seferleri ile birlikte ne oluyor? Avrupa'ya taşınıyor. Yani önce Çinliler, sonra Müslümanlar, sonra Avrupa. Abbas şehirlerinde asayişi şurta denilen teşkilat sağlıyor arkadaşlar. Bu kelimeleri bilelim. Şurta deyince aklımıza ne gelecek? Asayiş. Halifelerin siyasi otoritesinin zayıflaması üzerine devlet erkanı arasında ortaya çıkan iktidar mücadelelerine son vermek amacıyla kurulan kurumlara biz ne diyoruz? Emirül Ümeralık. Bu birkaç anlamda kuruluyor. Başkomutanlık anlamında kullanılıyor Emirül Ümeralık. Daha sonra Abbasiden ayrı küçük küçük devletler kuranlar için kullanılıyor. Harun Reşit döneminde Kadil Kudatlık, yani başkadılık makamı oluşturuluyor arkadaşlar. Bu dönemde sık sık isyanlar var. Yalnız bu isyanlar milliyetçilikle alakası yok. Bunlar daha çok dini nitelikte. Özellikle İran kökenli dini ideolojiye sahip olanlar ne yapıyor? İsyan çıkarıyorlar. Yani eski İran dinlerini canlandırmak için. Bu isyanları bastırmak için Divanüs Zenadika diye bir müessese kuruluyor. Bunu da unutmayalım. Divanüs Zenadika neymiş arkadaşlar? Dini nitelikleri isyanları bastırmak için kurulan bir kurum, müessese. Abbasiler döneminde işleri görüşmek için divanlar kuruluyor. Bu divanlar önemli. Bunları öğrenelim. Birincisi devletin mali işlerinin görüşüldüğü divana biz ne diyoruz? Divanü Beytül Mal. Buradan hatırlarsınız Beytül Mal'dan. Askeri işlerin görüşüldüğü divana Divanü Ceyş. Askeri işlerin görüşüldüğü Divanü Ceyş. Resmi yazışmaların yapıldığı Divanı Tevki. Posta ve gizli istihbarat hizmetlerinin yapıldığı Divanü Berit. İdari haksızlıkların giderildiği bir nevi mahkeme durumunda olan divanı mezalim. Bunların bazıları zaten biliyorsunuz Selçuklularda da devam etmişti. Arkadaşlar bu divanları öğrenelim. Hem yazılılarda çıkabilir hem de sınavda çıkabilir. Özellikle sözelci arkadaşlar bunları iyi öğrensin. Abbasi Devleti'nde Türklere bakalım. Abbasilerle Türkler 751 Talas Savaşı'nda bir araya geldiler. Müslümanlarla Araplar birleşerek ne yaptılar burada? Çin'i yendiler. Savaş sonucunda Çin'in Orta Asya hakimiyeti ortadan kalktı ve Çin'in gelişmesi engellendi. Bu savaşla birlikte Müslümanlarla Türkler kaynaştılar diyelim. Türkler yavaş yavaş Müslümanlığı kabul etmeye başladılar arkadaşlar. Özellikle Abbasilerin askerlik politikasında önemli yer tuttular. İşte Antakya sınırında Türklerden oluşan Avasım eyaleti kuruldu. Evet, bu Avasım eyaleti önemli. Birincisi bu Türklerden oluşan askeri birlikler bu Avasım eyaletine yerleştirildi. İkincisi Halife Mutasım Bağdat'ın kuzeyinde sadece Türklere ait olan bir Samarra denilen şehir kurdu. Çünkü Halife Mutasım Türklerin Araplarla kaynaşıp savaşçı özelliklerini kaybetmelerini istemiyordu. Türklerin yaşadığı ayrı bir şehir olan Samarra şehrini kurdu. Türk komutanları halifelerin işte
seçiminde falan çok etkili oldular arkadaşlar. Bu durum Şii hanedan olan Büveyhilerin Bağdat'ı ele geçirmesine kadar devam etti. Yani Büveyhilerin Bağdat'a gelmesine kadar Abbasi halifelerin seçiminde Türkler çok etkili oldu. Şu iki şehri unutmayalım. Avas Beyaleti, Antakya'da kurulan Bizans'la Abbasilerin sınır şehirleri. Burada Türkler görevlendiriliyor. İkincisi sadece Türklerin yaşadığı Samarra şehri. Bu da Bağdat'ın kuzeyinde kurulmuş. Bu iki şehri unutmayalım. Arkadaşlar Büveyhiler belli bir süre ne yaptılar? Abbas halifesini baskı altında tuttular. Ne zamana kadar? Tuğrul Bey'in 1055 yılında Bağdat'a gelmesine kadar. 1055 yılından sonra Tuğrul Bey Abbasi halifesini Büveyhilerin baskısından kurtardı. Bu dönemde de Selçuklular siyasi üstünlüğü alırken halife bir nevi yani göstermelik oldu arkadaşlar. Arkadaşlar Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri ile devam edelim. Mısır'da hangi Türk Devletleri kuruldu? Tolunoğulları, İşitler, Eyyubiler ve Memlükler. Şimdi bunların ayrıntısına geçebiliriz. Evet haritada görüyorsunuz. Tolunoğulları kırmızıyla kurulan İşitler Arabistan'a da hakim oldu. Şimdi ayrıntıya geçelim. Tolunoğulları arkadaşlar Mısır'da kurulmuş ilk Türk Müslüman devletidir. Kurucusu kim? Ahmet bin Tolun. Bunu unutmayalım. Zaten üniversite sınavında da çıkmıştı bu. Mısır'a naip olarak gönderilen Tolunoğlu Ahmet, Abbasi devletinin zayıflamasıyla burada bağımsızlığını ilan ediyor. Ve burada ilk Müslüman Türk devletini kuruyor. Taht kavgaları nedeniyle devletin ömrü çok fazla uzun olmuyor ve 905 yılında Abbasi ordusu Mısır'a gelerek Tolunoğullarına son veriyor. Buradaki Tolunoğlu Camisi önemli. Mısır'da Türk usulüyle yapılan ilk cami olup minare geleneği buraya taşındı. Tolunoğulları ile ilgili bunu bilin. Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir. Abbasiler bu devlete son veriyor. Bu da İbni Tulun Camii. İşidiler Mısır'da kurulmuş ve Suriye'ye hakim olmuş Türk devletidir. Bu devlet Muhammed bin Tuğuş tarafından kuruluyor. Bu devletin önemli arkadaşlar. Bu da yine bir valiyken daha sonra Abbasilerin zayıflaması üzerine kuruluyor. İşidilerin en önemli özelliği şu arkadaşlar. Türkler ilk defa İşidiler döneminde Hicaz bölgesine hakim olmuştur. Hicaz bölgesi dediğimiz yer neresiydi? Mekke, Medine'nin bulunduğu yer. Bu devlete de Fatimiler 969 yılında son veriyorlar. Peki Tolunoğulları ve İşidiler neden kısa ömürlü oluyor? Çünkü arkadaşlar bu devletlerin yöneticileri Türk, halkı Arap. İşte bu yüzden bu iki Türk devletimiz maalesef çok uzun ömürlü olmuyor. Eyyubilerle devam edelim. 1171 ile 1250 yıllar arasında hüküm sürmüştür. Mısır'da kurulmuştur. Orta Doğu, Hicaz, Yemen, Afrika'ya da hüküm sürmüştür. Kurucusunu arkadaşlar Selahaddin Eyyubi'nin babasından alıyor. Devletin kurucusu kim arkadaşlar? Selahaddin Eyyubi. Bunu unutmayalım. Devletin kurucusu Selahaddin Eyyubi. Bir müddet Nurettin Mahmut Zengin'in yanında çalışıyor. Daha sonra Fatimilerle vezirlik yapıyor. Fatimi Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte ne yapacak? Bu bölgede kendi devletini kuracak. Haçlılarla mücadele ediyor. Selahaddin Eyyubi deyince aklımıza bu gelsin. Hıttin Savaşı'nda arkadaşlar burası çok önemli. Hıttin Savaşı'nda Haçlıları yeniyor ve Kudüs'ü alıyor. Kudüs Fatih'idir kendisi. En çok bu çıkar. Bunun üzerine Haçlılar 3. Haçlı Seferi'ni düzenliyor. Ama 3. Haçlı Seferi'nde de yine Selahaddin Eyyubi Haçlıları yeniyor ve İslam dünyasını büyük bir tehlikeden korumuş oluyor. Mekke ve Medine'ye önem veren Selahaddin Eyyubi, Hadümül Harabeyn, Mekke'ye ve Medine'nin hizmetkarı unvanını kullanan ilk hükümdardır. Bunu da unutmayalım. Mekke ve Medine'ye önem verdiği için kendisine ne deniyor? Hadümül Harabeyn, yani Mekke ve Medine'nin hizmetkarı. Selahaddin Eyyubi'nin ölümünden sonra taht kavgaları başlayacak ve Memlükler etrafında toplanan muhalifler 1250 yılında ne yapacaklar? Eyyubilere son verecekler ve bu bölgede Memlüklü devletini kuracaklar. Gelelim Memlüklere. Mısır'da kurulmuş, Suriye ve Hicaz'da hakimiyet sürmüş diğer Türk devletidir arkadaşlar. Mısır'da Eyyub ordusunda Türk asıllı azatlı emirler tarafından kuruluyor. İlk hükümdarları Aybek'tir arkadaşlar. Şimdi Memlüklerde değişik bir sistem var. Babadan oğula geçen bir padişahlık falan yok. Bunları burada komutanlar çok önemli. Bunlardan kim güçlüyse ne oluyor? O sultan oluyor. Yani bu emirlerin arasından seçiliyor sultan.
En ilginç yanları da bu arkadaşlar. Memlüklerde hükümdarlık genelde babadan oğula geçmiyor. Hangi emir güçlüyse o hükümdar oluyor. Sultan Kutuz dönemindeki Moğollarla yapılan aynı Calus Savaşı önemli. Bu savaşta ilk defa Moğollar durduruluyor. Yani Moğollar yenen ilk devlet kim arkadaşlar? Memlükler. İşte bu zafer sayesinde Suriye Moğolların eline geçmiyor arkadaşlar. Peki Memlüklerin en önemli hükümdarlarından biri kim? Sultan Baybars. Sultan Baybars biliyorsunuz 1258 yılında Abbas devletini Moğollar ortadan kaldırmıştı. Sultan Baybars Abbas halifesini Mısır'a getirerek Mısır'da 1261 yılında tekrar halife ilan ediyor. Böylece halifelik kime geçmiş olacak arkadaşlar? Memlüklere. Memlükler özellikle Sultan Baybars döneminde İlhanlılarla yani Moğollarla ve Haçlılarla başarılı bir şekilde mücadele etmiştir. Memlüklü devletine Yavuz Sultan Selim 1517 yılında son verecek. Böylece Memlük devleti yıkılmış olduğu gibi halifelik de Osmanlı'ya geçmiş olacak. İslam medeniyetinde ilim ve sanat konusuyla devam edelim. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz ilime çok önem vermişti. Hatta ne demiştik? Bedir Savaşı'nda ele geçirilen esirler eğer Müslümanlara okuma yazma öğretirse serbest bırakılmıştı. Ayrıca Peygamber Efendimiz döneminde tıp tahsil için Müslümanlar Cündi Şapur'a gönderiliyor. Sasanilerin önemli bir ilim merkezine. Dört halife döneminde Kütap adı verilen ilköğretim seviyesindeki kurumlar var. Ayrıca mescitlerde ve camilerde de eğitim yapılıyor. İslam dünyasında ilk kütüphane de Şam'da kuruluyor. Abbasiler dönemindeki Beytül Hikme çok önemli arkadaşlar. Bilgelik evi. Bu İslam medeniyetinin dönüm noktasıdır. Beytül Hikme bir araştırma ve eğitim kurumudur. Halife El Memun zamanında kuruluyor arkadaşlar. Burada önemli alimler yetişiyor. Bunlar önemli eserler yazıyor. Ayrıca Grek, Süryani, Fars eserleri ne yapılıyor? Arapçaya tercüme ediliyor. İşte çok sayıda tercüme eserin bulunduğu İzanetül Hikme adı verilen kütüphanede yine Abbasiler döneminde kurulmuş oluyor. Yani Beytül Hikme dediğimiz hem bir okul hem de bir çeviri merkezi. Bu dönemde Beytül Hikme Orta Çağ'ın en zengin kütüphanelerinden biri ve Orta Çağ'ın en önemli ilim merkezlerinden biri. Beytül Hikme sayesinde özellikle eski Yunanca eserler Arapçaya çevriliyor ve daha sonra Avrupa medeniyeti de bunu Araplardan alıp kendi dillerine çeviriyorlar. Suffe okul demek arkadaşlar. Biliyorsunuz Peygamber Efendimizin evinin bir tarafında eğitim öğretim yapılıyordu. İşte bu eğitim öğretim faaliyetinin yapıldığı kısma biz Suffe adı veriyoruz. Bu Suffe İslam dünyasında ilk medrese olarak da kabul edilir. İşte Peygamber Efendimizin yaşadığı yer bir kısmı kendi evi, bir kısmı eğitim öğretim görüldüğü yer, bir kısmı da biliyorsunuz ibadethane. Medreselere gelelim. İslam medeniyetindeki en önemli eğitim kurumlarından biri medreseler. Medreseler bugünkü ne diyelim lise ve üniversite seviyesinde eğitim veriyor. Burada eğitim ücretsiz. Buradaki hocalara biz ne diyoruz? Müderris diyoruz. Onların yardımcılarına muhit ya da müzakereci diyoruz. Çok önemli alimler müderrislik yapmıştır. Kimdir? İşte Farabi, Ebu Bekir el-Razi gibi, İbn-i Sina gibi. Mezun olan öğrencilere icazetname veriliyor ve böylece mezun oluyorlar. Yani icazetname dediğimiz bir nevi ne arkadaşlar? Diploma. Bu terimleri bilelim çünkü ileride bunları çokça duyacaksınız. Müderris, hoca, muhit, işte müzakereci onun yardımcısı, icazetname ne arkadaşlar? Diploma. İşte öğrencilerine de genelde suhte deniyor. Şimdi gelelim ilimlerin sınıflandırılmasına. İslam dünyasında biz ilimleri iki şekilde sınıflıyoruz. Birincisi akli ilimler, bildiğimiz pozitif ilimler, işte felsefe, coğrafya, astronomi, matematik, tıp gibi. İkincisi de dini ilimler, yani nakli ilimler, yani İslami ilimler. Bunlar ne arkadaşlar? Tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi. Bunların temeli de neye dayanıyor? Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimiz'in sünnetine dayanıyor. İslam medeniyetindeki alimlere bakalım. 12. yüzyıla kadar İslam alimleri eski Yunan ve Hintli düşünürlerin eserlerini incelemişler ve bunları çevirmişlerdi. Biliyorsunuz Beytül Hikme'de özellikle bu faaliyetler yapılmıştı. İslam alimleri bu yüzyılda dogmatizme sapmadan özgürce ve cesaretle ilim yapmışlardır. Bu da İslam medeniyetinin hızla büyümesine neden olmuştur. Biliyorsunuz buradaki faaliyetler daha sonra Avrupa'ya geçiyor. Nasıl geçiyor? Haçlı seferleriyle ya da Endülüs Emevi Devleti vasıtasıyla ne yapıyor? Buradaki medeniyet Avrupa'ya geçiyor.
Yani Müslüman bilginlerin eserleri başta Avrupa dilleri olan Latince ve İbranice'ye zaman zaman da yerli dillere çevriliyor. Bu da Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasına zemin hazırlıyor. İran fethedildikten sonra Cündüşapur Akademisi İslam dünyasında da yine fen ve tıp merkezi olarak yaşamaya devam ediyor. Bu Cündüşapur'u unutmayalım. İran'daki önemli bir okul. Selçuklu veziri Nizamülmülk tarafından Nizamiye medreseleri kuruluyor. Özellikle Bağdat'ta. Bu da ne yapacak? İslam dünyasında ilimin artmasını sağlayacak. İlk Selçuklu Hastanesi Nişabur'da kuruluyor Nizamülmülk tarafından. Biz buna ne diyoruz? Bimaristan diyoruz hastaneye. Arkadaşlar İsfahan ve Bağdat'ta Melikşah'ın yaptırmış olduğu rasathanelerde Ömer Hayyam gibi önemli alimler çalışıyor. Ömer Hayyam'ın içinde bulunduğu bir grup ne yapacak? Celali takvimini hazırlayacak. Bu Selçukluların kullandığı takvim. Kim? Sultan Celaleddin Melikşah tarafından hazırlatılıyor. Hazırlayan kim? Ömer Hayyam. Ekollerine devam edelim. Müslümanlığı kabul eden kişilerin sorunlarını İslam prensiplerine göre çözmek için bazı alimler bazı fikirler bildirmiştir arkadaşlar. İşte mezhep imamı dediğimiz kişiler kim? İmam Ebu Hanifi, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Hanbeli bunlardan bazılarıdır. Bunlar ne yapmıştır? Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete bakarak kendi görüşlerini belirtmişlerdir. Bunlara biz ne diyoruz? Mezhepler diyoruz. Mezhepler neyden ortaya çıkıyor? Ufak tefek farklı görüş ayrılıklarından. Yalnız bunlar inanç ve ibadet temelinde bir farkları yok. Diğer konularda farklılıklar olabilir ama inanç ve temel ibadetlerde bu mezhepler arasında çok bir farklılık yok. İşte bunları bilelim. Ebu Hanifi, İmam Maliki, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbeli bunlar önemli mezhep imamları. Müslümanlar farklı görüşlere karşı kendi dinlerini savunma gereği duymuştur. Böylece İslam dünyasında önemli bir yer tutan kelam ilmi ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Kelam alimler arasında büyük günahlar işleyen kişinin durumu, yeri, insanın davranışlarındaki sorumluluk derecesi, adalet ve Allah'ın sıfatları münakaşa konusu olmuştur. Yani bunların tartışıldığı ilme biz ne diyoruz? Kelam. Bu tartışmalar Kaderiye, Cebriye, Mutezile, Meşayiye, Eşayiye gibi çeşitli ekollerin çıkmasına sebep olmuştur. Şimdi önemli ekollere değinelim arkadaşlar. Meşayiye ekolü derslerini yürüyerek anlatan Aristo'dan etkilenmişlerdir arkadaşlar bunlar. Kendilerine yürüyenler anlamına gelen Meşayiyun denilen bu ekolün temsilcileri din ile felsefeyi uzlaştırmaya çalışmışlardır. O zaman Meşayiye deyince aklımıza felsefe ve dinin uzlaştırılması gelsin. Düşünmeye, mantığa ve araştırmaya önem vermişlerdir. Bunların en önemli temsilcileri kim? El-Kindi, Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd. Zaten bunların felsefe ile ilgili çok fazla eserleri var. Meşayiye deyince aklımıza din ile felsefenin uzlaştırılması gelsin. El-Kindi, Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd gelsin. Maturidiye ekolüyle devam edelim. Kurucusu El-Maturidi'dir arkadaşlar. Bu ekole göre insan fiillerinin yaratıcısı Allah'tır. İnsan bu fiillerden dilediğini yapıp yapmamakta hürdür. Çünkü insan Allah'ın gönderdiği peygamberler ve akıl yardımıyla faydalı olanı zararlıdan, kirliyi temizden, iyiyi kötüden ayırt etme gücüne sahiptir. Evet arkadaşlar burada da insanın seçim yaptığı görüşü savunuluyor. Bunun için Allah peygamberler göndermiştir ve insan aklını kullanır deniyor bu ekole göre. Eşariye ekolüne gelelim. Adını kurucusu Ebul Hasan el-Eşari'den almıştır. Bu ekole göre arkadaşlar iyilik, kötülük ve adalet gibi ilkeler Allah'ın emir ve yasaklarıyla anlam kazanır. Yani burada Allah'ın emir ve yasakları önemli. Bu nedenle Allah tarafından emredilen davranışlar ahlaken iyi, yasaklananlar ise kötüdür. Bu ekolleri öğrenelim çünkü genel kültürde olarak da çok işimize yarar. Sınavlarda da çıkabilir. Tabiyyun ekolü dünyanın yoktan var edildiğini ve kendi dışındaki üstün bir güç tarafından düzenlenip yönetildiğini savunan görüştür. Bu ekolde tabiatın bilimsel yöntemlerle araştırılması, bunun içinde deney ve tümevarım yönteminin kullanılması esastır. O zaman bu ekolde aklımda ne gelsin? Deney ve tümevarım, bilimsel ekol. Tabiyyun ekolünün en önemli temsilcisi Ebubekir Zekeriya Razi'dir arkadaşlar. Mutezile ekolü, insanın dünyadaki iyi ve kötü davranışlarının yaratıcısı Allah değil, insanın kendisidir. Yani iyi ve kötüden insan sorumludur diyor. Allah'ın insanlara iyi ve kötü arasında tercih yapabilme hakkı tanıması gerekir.
Aksi halde ilahi irade ile gerçekleşen bir davranışın sorumluluğu insana yüklenemez. Bu Allah'ın adaleti ile de bağdaşmaz. Evet, Mutezile ekolü de bunu savunuyor. Arkadaşlar bu ekoller çok derin. Yani uzun uzun okumak lazım. Burada biz genel şeyini verdik. Şimdi gelelim İslam kültüründeki önemli havzalara, yani önemli merkezlere. Biliyorsunuz İslam medeniyetinde özellikle Türklerin yaşadığı Horasan bölgesi, işte İran, Irak'ın bulunduğu Bağdat bölgesi, Mısır bölgesi, işte İspanya'daki Endülüs bölgesi önemli. Şimdi Bağdat havzasıyla devam edelim. Buradaki önemli kurumlar ne? Beytül Hikme ve Nizamiye medreseleri. Buradaki önemli alimler ki buraları hızlıca geçeceğim. El-Harizmi, Cebir'in kurucusu sayılır. El-Kindi, İslam felsefecisinin ilk temsilcisi sayılır. Cabir, modern kimyacıdır. Modern kimyanın kurucusu sayılır. Fergani, El-Belhi, bu astronomiyle ilgilenmişlerdir. El-Harrani, tabip ve matematikçidir. Filozof ve kimyacı olan El-Razi önemlidir. Astronom Battani önemlidir. Bunlar Bağdat havzasında yaşamış önemli alimlerdir. Buradaki önemli kurumlar neresi? Beytül Hikme ve Nizamiye medreseleri. Zaten az sonra önemli bilim adamlarına tekrar değineceğim. Endülüs havzası, yani İspanya'da Kurtuba medresesi önemli. Granada medresesi önemli. Burada kim? Endülüslü Zehravi, İbni Rüşd ve İbni Haldun. Bu isimler duyduğunuzda aklınıza nere gelecek? İspanya, yani Endülüs. Horasan bölgesi, Nişabur medresesi, Belk medresesi, Semerkant medresesi, Ulubey rasathanesi ve Nişapur Bimaristanı önemli. Buradaki önemli alimler kim? Ömer Hayyam, İsfirazi, Yusuf Hasacip, Farabi, İbn Sina, İmam Gazali. Bunlar da önemli Horasan bölgesinde yetişmiş alimler. Şimdi bu dönemde yaşamış önemli alimleri inceleyelim. El-Harizmi ile başlayalım. El-Harizmi deyince aklınıza matematik gelsin, sıfır gelsin. Harizmi 780 yılında Harizm bölgesindeki Hive şehrinde dünyaya geliyor. Cebirin ve algoritmanın kurucusu kabul ediliyor. Beytül Hikme'de yer almıştır. Dönemin seçkin alimlerindendir. Sıfır bulan Harizmi Hintlerden aldığı 9 adet rakamı sıfıra ekleyerek onluk sistemi tamamlamıştır. Daha doğrusu yanlış bilmiyorsam sıfır yine Hintliler tarafından tam biliniyordu ama kullanılamıyordu. Tanımlanamıyordu. İşte El-Harizmi bu sıfırda kullanarak onluk sistemi tamamlamıştır. Batılılar matematikte sıfır kullanımını Müslümanlardan öğrenmiştir arkadaşlar. Böylece onluk sayı sistemi tamamlanmış ve matematikte çok büyük kolaylık sağlanmıştır. Ebu Bekir Er-Razi deyince aklımıza ne gelecek? İslam dünyasının en büyük hekimlerindendir arkadaşlar. Batılılar Rhazer diyorlar. Yazdığı El-Havi adlı eser 17. yüzyıla kadar önemli bir eser olmuş. 17. yüzyıla kadar okutulmuştur. O zaman Ebu Bekir Er-Razi deyince aklımıza ne gelecekmiş? İslam dünyasının en büyük hekimlerinden olduğu gelsin. En önemli eseri ne? El-Havi. Farabi 870 ila 950 yıllar arasında yaşıyor. Batı'da Al-Farabius, Abu Nazar gibi isimlerle tanınıyor. Asıl adı Muhammed'dir. Kazakistan'da bulunan Farab şehrinde doğduğu için El-Farabi demiştir kendisine. Farabi mantık ilmine katkısından dolayı Aristo'dan sonra ikinci öğretmen olarak kabul edilmiştir. Yine Farabi İslam dünyasında siyaset felsefesinden bahseden ilk filozoftur. Farabi İbn Sina, İbn Rüşd gibi önemli alimleri de etkilemiştir. Yine Farabi'nin müzikle ilgili çalışmaları vardır. Müzikte sesleri notalarken logaritmayı icat etmiştir. Ud ve kanun gibi müzik aletlerinde ilk defa Farabi'nin kullandığı söylenir. İbn Sina'ya gelelim, en önemli İslam tabiplerinden. Buhara yakınlarındaki Afşana köyünde doğmuştur. Fıkıh, kelam, mantık, felsefe, tıp, jeoloji, matematik alanlarında çalışmıştır ama en önemli alan ne arkadaşlar? Tanınmış alanı tıp. İbn Sina'ya batıda Avicenna deniyor. İslam dünyasında ise Şeyh el-Reis deniyor. Evet, bu isimleri bilelim. Öğrencisi el-Cüzcani ile birlikte gözlemevi kuruyor. Ufuk açısını ölçmeye yarayan azimut halkası adı verilen büyük boyutlu bir gözlem aleti yapmıştır. İbn Sina'nın en önemli eseri, bunu unutmayalım, El-Kanun Fıt-Tıp'tır. Tıp ansiklopedisi niteliğindedir ve 19. yüzyıla kadar Doğu ve Batı'da önemli bir eser olarak okutulmuştur. Batı'da tabip olmak İbn Sinacı olmaktır. Sözü bir deyim gibi kullanılmıştır arkadaşlar.
Şeker hastalığını tespit etmiş ve tedavisiyle uğraşmıştır. Nabız inceleme yöntemiyle damar ve kalp hastalıklarını belirlemiştir. Yani İbn Sina deyince aklımıza önce tıp gelsin. İbn Sina akıl hastalıklarının meşguliyet, şok, telkin ve müzikle tedavi edileceğini söylemiştir. İbn Sina'nın bir özelliği daha var arkadaşlar. İbn Sina'nın ismi ayda bir kratere verilmiştir. Bu ayda önemli bilim adamlarının isimleri bu kraterlere veriliyor. İşte bunlardan biri de kimdir? İbn Sina'dır. Genel kültür olarak bilseniz iyi olur. İmam Gazali 1058-1111. Gazali Horasan'ın Tuz şehrinde doğmuştur. Fıkıh, hadis, akaid, felsefe gibi ilimlerle uğraşmıştır. Gazali'nin hocası Cüveyhi'ye göre Gazali derin bir denizdir. Gazali Nizamiye Medresesi'nde baş müderrislik yapıyor Selçuklularda. Gazali kişinin kendi mezhebini, zihni ve akli faaliyetleriyle ilgili kendisini bulması taraftarıdır. En önemli eseri İhya-i Ulumiddin'dir arkadaşlar. Endüstü Zehravi ile devam edelim. İslam dünyasının en ünlü cerrahıdır. Evet, Zehravi deyince aklımıza cerrah gelsin. El Tasrif isimli eserinde döneminin cerrahi bilgilerini ve yeni yöntemleri tanıtmıştır arkadaşlar. Deney amacıyla hayvanlar üzerinde ve kadavra üzerinde çalışmalar yapmıştır. Zehravi'nin batı cerrahi uygulamalarının gelişmesine büyük etkisi vardır arkadaşlar. Evet, Zehravi deyince aklımıza cerrah gelsin, cerrahlık gelsin. Arkadaşlar şurada ilginç bir notumuz var. İtalya, İspanya ve Güney Fransa'dan birçok kimse İslam Endülüs medreselerinde tahsil görmüştür. İslam medreselerinde mezun olanlar Avrupa'daki okullarda öğretmenlik yapmışlardır arkadaşlar. Bu da İslam medeniyetinin Avrupa'ya katkıları ile ilgili önemli bir not. İbn Rüşd ile devam edelim. 1126-1198. Kurtuba'da doğmuştur. Felsefeden tıbba birçok ilimle uğraşmıştır. 94 eseri vardır. Batı'da Averroes ya da Averroes, daha doğrusu Averroes diye okunuyor olarak bilinir. Aristo'nun en büyük yorumcusudur. Aristo ile ilgili çok çalışmaları var. 12. yüzyıldan itibaren Avrupa'da Latin İbn Rüşdçülük denilen bir felsefi akım ortaya çıkmıştır arkadaşlar. İbn Rüşd'ün tıp ve optik alanında da çalışmaları var. Gözün retina tabakasının işlevini yine İbn Rüşd açıklamıştır arkadaşlar. Evet, bu da Atina okulu tablosu. Burada görüyorsunuz İbn Rüşd'ü. Bu tablodaki Müslüman tek kişi bildiğim kadarıyla. Gelelim İslam medeniyetinde sanat konusuna. Puta tapma geleneği İslam'ın ilk yıllarında tasvir yasağını da beraberine getirmiştir. Yani puta tapma geleneğinin tekrar geri dönmesini istemeyen Müslümanlar tasvir yasağı koymuşlardır. Bununla ilgili işte resim ve heykeltıraşçılık bu yüzden çok fazla ilerlememiştir. Bunun yerine hüsnü hat, tesip, ebru, minyatür gibi sanat dalları gelişmiştir. İslam dünyasında genelde resimler kullanılmadığı için geometrik şekiller kullanılıyor. İşte bunlar kullanılarak yapılan süslemelere biz ne diyoruz? Tesip diyoruz arkadaşlar. Ayrıca güzel yazı sanat olan hat sanatı da bu dönemde ortaya çıkmıştır. Şimdi görsellerde bakalım. Tesip dediğimiz süsleme sanattır arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Hat dediğimiz güzel yazı yazma sanatı. Ebru dediğimiz işte su üzerine yapılan boya çalışması. Minyatür dediğimiz de resim. Ama şöyle bir farklılık var. Özellikle İşte kafalar falan biraz abartılı çiziliyor. Yani orantılı değil. Çinicilikte biliyorsunuz killerin boyanıp daha sonra fırında pişirilmesiyle ortaya çıkan bir sanat. İşte bunlar da İslam dünyasındaki önemli sanatlar. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz seviniriz. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.